YouTube Türkiye'nin en az yorum alan kanalı Kurcalı ekranlarından herkese merhabalar. Evet, Mayıs ve Haziran aylarına geldik. Festival dönemi, şenlik dönemi, eğlence dönemi, karnaval dönemi. Mayıs ve Haziran tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öyle. Gerçekten üniversitelerde bahar şenlikleri coşkusu var. Ankara'da zannediyorum bir tek ODTÜ yaptı. Tabii üniversite festivalleri olmuyor diye üzülmemek lazım. Ankara'da birçok festival Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi belediye konserleriyle birlikte çılgın eğlenceler devam ediyor. Ya evet, hava ısınınca insanlar dışarı çıkıyorlar. Evet. Dışarı çıkınca da böyle bir araya gelip festivaller. Daha doğrusu yani belediyeler herhalde her yıl bunu yapıyorlar. Yalnız hani şey, büyükşehir belediyeleri çok insan topluyor ama Anadolu'daki belediyeler tam olarak ne yapıyor? Bu konuda pek bir bilgimiz yok. Mesela Kütahya'da yaz nasıl geçiyor? Ya da Bayburt'ta nasıl yaz geçiyor? Ne gibi festivaller oluyor? Bartın Belediyesi'nin düzenlediği festival. Güzel. Birinci Uluslararası Çevre Şöleni. Çevre Şöleni, güzel. Çıkan 4 tane sanatçı var, 4 farklı gün. Nadide Sultan, Tayfun Çalık, Samet Durukan. Samet Durukan coşturur. Bu sanki bir yerden arkadaşmış isimle gibi değil mi? Hani samimi bir isim. Yani Samet'e gidelim be bugün, biraz eğlenelim. Birine söylesem bu benim arkadaşım der. Der ya da o kadar tanıdık ki ismi, hadi bir gidelim konserine olur yani. Doğru. Bir de DJ Deni var. Yabancı mı acaba Deni? Bartın'da DJ Deni'ye olan ilgiyi merak ediyorum. Nadide Sultan'a tabi bilindik ve popüler bir isim olduğu için 90'larda özellikle. Nadide Sultan konseri dolu olabilir ama DJ Deni ve Samet'ten çok emin olamadım galiba. Peki Nadide Sultan hangi şarkısı için Bartın'a buradan kalkar gidersin? Konya'dan başkasına bastırmam yürü diye bir şarkı. Bir şarkısını daha söyler misin peki? Söyleyemem. Söyleyemezsin. He. Demek ki bu da bir Nadide'nin başarısıdır bence. Sen DJ Deni'nin bir şarkısını söyleyebilir misin? DJ Deni'nin şarkısını söylemem çünkü muhtemelen enstrümantaldir. Yani DJ'lik yapıyordur diye tahmin ediyorum. Nadide ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bence Nadide'nin ikinci bir şarkısını hatırlayamamamızın nedeni kadın Konyalı mı o kadar iyi söylüyor ki mıh gibi aklımızda. Yani bir şarkı söyle, Nadide gibi söyle. Sanatçıysa tek bir şarkıyla bile hafızalarda kalabiliyorsun. Bu arada Bartın Belediyesi'nin düzenlediği festivalin bir gününün programına bir bakalım istiyorum detayına. 5 Haziran Pazar gününün programına bakmak istiyorum. Çocuklar için oyun parkları ve animasyonlar, El Emeği Göz Nuru Pazarı, Çevre Müfettişliği Etkinliği, Mavi Bayrak Etkinlikleri ve Plaj Temizliği, sonunda da Nadide Sultan Konseri. Yani çocuklara sahil mi temizletecekler? Burada bence insanları çalıştırıp yani ulan bu kadar kalabalık bu kadar kalabalığı bir daha bulamayız. Mesela buradan plajı temizletiyorlar. Çevre müfettişliği diyor. Ormanı temizletiyorlar. Çocuklara oyun oynatıyorlar. Araya bir Nadide Sultan. Yani Nadide Sultan'la da finali yapıyorlar. Güzel. Ya mesela çarşamba gününe bakalım. Halk dansları gösterileri. Evet. Kimler katılıyor tabii halk danslarına? Kırgızistan. Evet. Kazakistan. Ve Bartın Belediyesi halk dansları. Yani şey olmuş olabilir hani Kırgızistan Kazakistan'da bir diplomatik bir iletişim kurulmuştur. Hani sizin halk oyun ekibiniz gelsin demiştir. Belediye halk oyunu ekibi de buna biraz alınmıştır. Yani Kırgızistan'dan geliyorlar da biz niye oynamıyoruz başkanım diye. Hadi siz de oynayın. Çünkü orada Kırgızistan nereydi? Özbekistan mıydı? Kazakistan. Kazakistan oynuyor, araya Bartın. Burada ben şey diye düşündüm. Bir üç ülke bulun demiş başkan. Ama iki ülke bulmuşlar. Son dakikayı yetiştirmesi lazım. Bizim çocuklara söyledim. O da olur, doğru. Yani işte Kırgızistan, Kazakistan, Bartın. Bu şovların hemen ardından Tayfur Çalık konseri. Futbolcu ismi gibi değil mi? Aynen. Hemen Tayfur Çalık konserinin ardından Dünya Süt Günü dolayısıyla süt ikramı. After party gibi yani. Evet. Tayfur çıktı, dağıttık. Evet. İşte enerjimiz yerinde mi? Yerinde. Evet. O zaman sütle devam ediyoruz deyip yani ufak süt ikramları. Ben festival programına baktığımda dedim ki hani gidilir. Bartın da bu arada çok güzel, doğasıyla çok güzel bir memlekettir. Onu da söyleyeyim. Hani yıllık izin alıp bir Tayfur konseri dinlemeye, bir süt içmeye ve diğeri kimdi ya? DJ Kenny var. DJ Deni. DJ Deni. Özellikle. DJ Deni ve orada samimi bir isim vardı. Neydi onun adı? Samet Durukan. Samet Durukan için Bartın'a gidilir. Bu arada Ankara'da bir şeyler yapmış. Büyükşehir Belediyesi ayrı bir etkinlik yapmış. Altındağ Belediyesi ayrı bir etkinlik yapmış. Altındağ Belediyesi'nde baktığımda Kubat. Kubat. Önemli bir isim. Birçok isim vardı. Manşet isimlerden biri Kubat, onu hatırlıyorum. Zara vardı zannediyorum. Zara da var.
Avrupa ile kıyasladığımızda mesela orada festivaller biraz daha dağıtmaya ve kafa boşaltmaya yönelik ama mesela Kubat'a şey yazmışlar, şöyle bir başlık atmışlar. Hüzün ve eğlence dolu bir gece demişler. Gelen insanları da şaşırtmışlar muhtemelen. Hani Kubat bir yeşil başlı gövel ördek söylüyor. Millet ağlıyor. Bir tane remix bir şarkı patlatıyor. Hem eğlendiriyor hem ağlatıyor. Halkalı şeker. Halkalı şeker. Hüzün ve coşku. Halkalı şekerle Konya'dan başkasına bastırmam aynı şarkı değil mi? Hayır değil. Benzer. Yani girişleri çok benzer. Benzer. Bu arada Kubat'la ilgili şunu söyleyeceğim. Hı-hı. Tarzını asla değiştirmeyen. Saçları bile değişmedi Kubat'ın. Tipi de asla değişmedi. İsmail YK ile bu anlamda çok benzetirler. Evet, ben doğru. Çok benzetirim yani. Doğru. İkisinin değişmemesini. Doğru. İlginç bir karakter ve şey yani. Halkalı şeker söylüyor. Şeker gibi gözüküyor. Kara ağacı söylüyor. Ağaç gibi duruyor. Yeşil başlı gövel ördekte. Yani, yeşillemsi bir yani, renge bürünüyor diyebilir miyiz? Onu? Evet yani ördek şeyi var. Enerjisi. Oturuyor ya şuraya. Yani mesela ördeğin suya oturduğunu düşün. Kubat'ın suratını düşün. Ya şu aklıma gelebilir. İşte iş stresi şu bu tamam mı? Hani o kaosun kargaşanın ortasında bir nefes alayım diyorsun. Evet. Ve o gideceğin isim Zara olur mu mesela? Ya Zara biraz... benim ciğerimi deler. Doğru. Zara Hanım yani ismi gerçekten Zara herhalde evet, bu arada. Evet. Yani Zara Hanım yani üzülerek söylüyorum ki DJ Deni varken hani Bartın'a gitmek varken ben Zara konseri. Çünkü biraz kafa dağıtmak istiyorum. Artık yeter ya. Bir bunaldık şu pandemi falan geçti. Ben artık çıldırmak istiyorum. Yani Zara Hanım'ın tarzına hiçbir şey diyemem. Ama ben de Zara konserinin uyandırdığı etki şu. Hava çok güzelken eve kapanmak. Zara'nın bende etkisi o. Nasıl? Yani bana basıyor Zara. Ya o psikolojik duruma göre. Hani bazı ruh halinde bir Zara açta dinleyeyim dersin. Mesela hangi hani ruh festival işte eğlence dağıtmak için Zara tercih edeceğim isim olmaz. Kış şarkıcısı diyebilir miyiz? Kışın. Kesinlikle diyebiliriz abi. Mesela Kasım Aralık'ta Zara dinlenir. Ocak'ta da dinlenir. Şubat'ta yani, dinlenmez. Kubat ne zaman dinlenir? Mayıs gibi. Yeşil başlı gövel ördeklerin suya indiği dönem evet. Kubat dinlenir. Doğru, göç mevsimi olduğu göç dönem. Mevsimi. Peki mesela yazın dinlenen müzisyenler içerisinde en sevdiğin kim olabilir mesela? Ya bu dondurma reklamında oynayan şeyler oluyor ya işte. Aleyna Tilki en son dondurma reklamı. Evet. Yalın mesela bir dönem kadrolu çalışanı gibiydi dondurma reklamlarının. Her yaz dondurma deyince yalın. Yalın'ın aşk şarkıları akla gelirdi. Yazı aşkla, aşkı dondurmayla, dondurmayı da yalınla ilişkilendiriyor evet. Markalar. Biz de yapabiliriz be bu arada. Ulan iki dondurma şey markası şuradan gelse dese ki bir yaz şarkısı yazın. Hı-hı. Dondurmayı yiyerekten. Ben yazarım bir şarkıya. Yani dondurma firmaların yerinde olsam Cornetto demem de Yalın derim. Yani Cornetto'nun ismini Yalın yaparım. O kadar özdeşleştik ki. Yani artık Cornetto diye isim gelmiyor. Bir Yalın ver diye isim geliyor. Bakkala gidiyorum abi bir Yalın alabilir miyim diyorum. Yani Cornetto kafamda oturmuyor. Çünkü Cornetto derken aklıma Yalın geliyor. Yemeye devam ediyor musun? Yani Yalın olmaz falan diyor musun? Evet. Evet diyorum ama yani seviyorum da Cornetto'yu. Direkt Yalın olsa Yalın yedim. İki Yalın yedim mesela. Bugün iki tane Yalın yedim. Aa çok yemişsin. Şekeri yüksek. Buz parmaklar var ya. Mesela ona da buz. Bak o Kubat falan yok. O Kubat değil. Ona da buz yalın desek. Mesela. her dondurmanın ismini yalın eklemeli. Kalippo yalın. Kalippo mu? Uzun bir boru dondurma var ya. Kalippo'yu bilmiyor musun? Öyle bir onun adı Kalippo mu? Kalippo. Ya bu arada mesela hani... Yalın olsa daha iyi bak akılda kalır. Ya yalın mesela... Yalın da bir suratı var ya. Yani sade bir tip. Of arkadaşlar Yalın'la çok güldük. Evet. Işte, toparlamaya çalışıyoruz. Şey aklıma şey gelmişti. Mesela ya Yalın'ın bir sade yüzü var ve işte yaz şarkısı o yaz enerjisi. Evet. Hani aşkların yeni başladığı döneme çok uygun bir tip. Ama mesela seni düşünüyorum abi. Magnum yerken falan hani o bıyıklarla yani olmaz senden ya. Yani dondurma reklamı olmaz kardeşim senden. Ya ben külahta dondurma belki. Maraş yerken beni düşünebilirsin. Bak Maraş yerken düşünürüm seni. Doğru. Evet. Cornetto yerken Yalın'ı düşünürsün. Evet. Ya bir de şey bu dondurma reklamlarında şey enteresan geliyor bana ya. Böyle aşık olan tipler var ya. Çok işte bir bankta oturuyor biri. Hemen orada bir aşık oluyorlar falan. Çok hızlı be yani. Dur lan şu dondurmayı bir yiyin. Yani bir... Doğru. O dondurmayı yanındaki şey dibini kırıyor, kıza veriyor, aşık olmuyor. Böyle bir aşıklık var mı lan? Ben böyle bir şey varsa ben alayım kardeşim 10 tane dondurmayı, kırayım sürekli. Doğru. Yani. Ama dibi kıymetlidir ya o sonu. Belki de o yüzden. Evet. Sen çok kıymetli gibi bir algı yaratmaya çalışıyor olabilir. Ha. Bir de romantik geliyor. İşte yani. Dibi çikolatalı, işte kırdım, ama sana verdim. Ulan dibini niye veriyorsun o zaman? Doğru. Dondurmasını ver.
Doğru. Dondurmasın ben, sen dibini ye be. Biz mesela böyle bir şey yapsak muhtemelen dondurmayı ortadan kırarız yanlışlıkla. O gerginlik evet, stresler. Şu. Şu olur. Yani sen aşk yaşayacağını hissettiğin an böyle mi kırarsın dondurmayı? Yok, ben aşk yaşayacağımı hissettiğim an dondurmayı direkt veririm. Yani hiç kırmam. Sen çok romantiksin. Ben hiç şey yapmadım derim. Ha. Yemedim derim. Dondurmayı uzatırım direkt. Hazır aşk konuşmuşken çok Kubat'a dönelim. Çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'dan enteresan görüntüler geliyor. Ben şaşırdım ilk başta izlediğimde. Hani nasıl yorumlayacağımı bilemediğim için. Aşk çok ince bir yorum oldu. Ya bir şey değil mi? Yani dondurma reklamlarının ne kadar masum olduğunu anlıyorsun bir yandan da. Evet. Çünkü bankta otururken flörtleşmek, işte birine dondurma verilmesi başka bir şey. Benim o gördüğüm manzara çok ayrı bir şeydi. Bir ya pandeminin vermiş olduğu sıkılganlık hali artık herhalde şey yaptı. Sosyal hayatı bir garipleştirdi, ben anlayamadım yani. Bir patlama mı diyorsun? Patlama var. Yani bu patlamaysa da ya kötü bir patlama. Evet. Pandemiye geri dönelim. Aslında ondan ilginç olan bankta yetişen. Bir belediye bankının böyle kullanıldığını hayatımda ilk defa gördüm. Evet. Bir şezlong gibi kullanıldığını. Evet, çok enteresan gerçekten. Hani İstanbul'da belki sahilde falan diye bir deniz enerjisi diyelim. Ama Ankara'da böyle bir olayla karşılaşsaydın tepkin ne olurdu? Vallahi ben kaçardım. Koşarak uzaklaşırdım. Ama Ankara'da, ben İstanbul'da deniz enerjisi falan dedik ya, Ankara'da zor be. O enerji yok zaten burada. İnanmıyorum ben. Ankara'da en fazla dondurma verilir birbirine. Hani bankta otururken. Evet. Doğru. İşte. Doğru. Başka bir şey olmaz kardeşim. Evet. Bu haftalıkta yayınımızın sonuna geldik. Umarız bir sonraki hafta pazar günü yeniden birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bütünün!